Neden yok bu kadar? Şu bölümden de geliyordu. Hı hı. Akşama da kesti. Tabii ki yine gündemde su. Çok kurak bir yıl geçirdik. Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklar seyrediyor. Bugün de çok sıcak ve çeltik üreticimiz daha çok bize sulu tarım çeltikte yapıyoruz. Yani ayçiçeği üreticisi çok fazla sulamıyor. Sulanabilen her yere çeltik ektiğimiz için çeltik üreticisi gerçekten şimdi endişe etti. Ama bunları çok iyi planlamak lazım. Yani siyaset yapıyoruz, siz de siyaset yapıyorsunuz, biz de siyaset yapıyoruz. Gerçekten vatandaş ekmek istiyor. Üreticimiz üretmek istiyor ama su, yani belli kıt kaynaklar, o kıt kaynakları iyi dağıtmak gerekiyor. Yine ciddi bir endişe var. Sayın Valimizle geçen hafta hem Meriç Nehri hem Tunca Nehri bölgesinde incelemelerde bulunmuştuk zaten. Üreticilerimizi dinledik. Her yıl Bulgaristan'dan su talebimiz gündeme geliyor. Ama tabii ki Bulgaristan'da bu yıl her yer kurak bir yıl yaşıyor. Biz yine bakanlığımızla gerekli görüşmeleri yaptık. Bulgaristan'dan su talebinde bulunduk. Ama tabii bunlar Bulgaristan'dan su talepleri, bunlar pansuman çözümlerdir. İnşallah Tunca Nehri kenarındaki üreticilerimizin sorununu çözecek olan Çömlekköy Barajı'dır. Çömlekköy Barajı sadece Tunca Nehri'nin kenarında üretim yapan üreticilerimizin değil, aynı zamanda su aşağıya gidip sonuçta Meriç'e karıştığı için aşağıda Meriç bölgesindeki üreticilerimize de derman olacaktır, fayda sağlayacaktır. Onun için biz çok hızlı bir şekilde, inşallah çok hızlı bir şekilde söylediğim gibi tasarruf tedbirlerinden hiç etkilenmeden Çömlek Barajı'nı hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu aşamada da üreticilerimize Bulgaristan'la da su konusunda gerekli girişimlerde bulunduk. Ben bildiğim kadarıyla bu hafta Bulgaristan Tarım Bakanı ile bizim Tarım Bakanımız bu konuyu da görüşecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız da daha önce devreye girmişti. Gerekirse Cumhurbaşkanımız da devreye girer.